Merhaba Başak Burcu ve özellikle yükselen Burcu Başak olanlar. Haziran 2024'ün gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak isterseniz hem Instagram adresimi hem de WhatsApp iletişim hattımı buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Haziran ayına. 3 Haziran'da Merkür'ün İkizler Burcu transiti ile Haziran ayına başlıyor olacağız. Hemen Merkür buraya geldiğinde bir de Jüpiter'le bir kavuşumu gerçekleşiyor olacak. Hemen yine aynı gün Güneş-Venüs kavuşumu da yine bu noktanızda gerçekleşecek 10. evinizde. Adeta kariyere, iş hayatına, statümüze, mevkinize çok fazla odaklı olduğunuz bir zaman dilimi olarak duruyor. Bu dönem Haziran'ın ilk partı. Özellikle ana gündem kariyer, iş hayatımız. Neler yapabileceğiniz ve bu alandaki şans ve fırsatlarla dolu etkiler biraz böyle yoğun bir şekilde sizi etkiliyor olacak. Bir iş arama, iş bulma ya da bununla ilgili niyetler daha aktif olabilir. Ya da mevcut işle ilgili bir süreçteyseniz hani belki bir iş pozisyonu değişikliği ve bununla ilgili niyetlerinizi daha fazla dile getiriyor olabilirsiniz. Burası statü ve alkış almaktır. Yani bu dönem çok alkış alacağınız bir dönem. Çok fazla takdir edileceğiniz bir dönem. Bir şekilde böyle toplumu daha fark edileceğiniz o boyutta şans sizinle diyebilirim. Hemen 6 Haziran'da burada bu konularla bağlantılı olarak bir yeni ay gerçekleşiyor olacak. Adeta gezegenler buraya böyle bir yığılımı bu konuları bir şekilde gündeminize aldı. Bir şekilde düşünmenizi da bir, şekilde bu konular gibi bir meşguliyet size verecektir. Ve 6 Haziran'da burada da bu konuları ışık tut tam bir yeni ay sizi bekliyor olacak. Yeni bir kariyer rotası belirlemek adına etki verebilir. Yeni bir iş pozisyonu, yeni bir statü ya da iş değişikliği ile ilgili şans ve fırsatlarla dolu bir yeni gelişmeniz söz konusu olabilir. Bu dönem böyle medeni durum değişikliğini de ifade ettiği için belki evlenmekle ilgili yeni bir niyet verebilir. Ya da çok sancılı bir ilişkiniz var ise hani bunu bitirmekle ilgili bir niyet de verebilir. Burada kısacası şanslı bir yeni gündeminiz var. Venüs kavuşumlu olduğu için kadın Kadın figürleri bir şekilde burada e, işin içerisinde olacaktır. Kadın figürlerinden daha fazla destek alma ihtimalinizde yine mevcut gözüküyor. Bu derece geçmişte 8 Aralık 2022 tarihinde tekrardan bir tetiklenmiş. O dönemde neler yaşadıysanız bunun bir benzerini yaşıyor olabilirsiniz. Bunun içeriğiyle ilgili bir etki o dönemden geliyor olabilir. Bu derece Vedik sistemde Rohini Nakşatrası'na, Batı sisteminde ise Rigel Sabit Yıldızı'na denk gelen bir derece. Şans ve fırsatlarla dolu bir derece. Konfor, lüks ve bununla ilgili çok şanslı etkiler barındırıyor olacak. Bu dönem biraz böyle olumlu ilerleyici için çok aktif ve hızlı bir enerji akışı da olacaktır. Hayatınızda, kariyerinizle ilgili olarak. Burası eğer böyle hani kariyer iş hayatı ilgili bir gündemim yok benim diyorsanız anne ya da anne soyundaki insanların hayatları ile ilgili etkiler de verebilir. Örneğin annenin hayatı, annenin sağlığı ya da mevcut süreçlerinde yeni bir gündem verebilir. Eğer evli bir bireyseniz eşinizin aile ve kökleriyle ilişkilerde yenilikler olabilir. Şanslı güzel miras konularını aktif eden bir gelişme de yaşanabilir. Bu bağlamda çok fırsatlar sunuyor. Olacak. Özellikle 6 Haziran'daki Yeni Ay bu bahsetmiş olduğum alanların tamamını böyle çok olumlu bir şekilde etkiliyor olacak. Sonra ilerliyoruz 17 Haziran'a. Venüs yengeç burcunda transite başlayacak. Sonra Merkür gelecek. Sonra Güneş derken 17 Haziran'dan sonrasındaki zaman dilimi daha çok böyle sosyal arkadaşlar, sosyal çevreniz, böyle kulüpler, dernekler, böyle kalabalık kitlelerle bağlantılı bir interaktiflik verecektir size. Daha sosyal olmanın getirdiği bereketli etkiler hayatınızda olacaktır. E bu dönem büyük kardeşten destekler almak ya da büyük bir kuzen var ise böyle hayatınızda çok ilişkiler halinde olduğunuz. Buradan destekler almak adına çok olumlu bir zaman dilimi. Ve bu dönem eğer çocuklarınızın sağlığı ilgili bir sorun var ise yine bu sağlığı ile ilgili şifalanmak adına da çok destekleyici etkiler veriyor olacak. Hem Merkür hem Venüs hem Güneş burada adeta bu konuları çok olumlu yönde tetikleyecektir. Bu dönem bir ünvan sahibi olmakla ilgili niyetlerinize de çok güzel, çok akışta bir enerji oluşturacaktır. Sonra ilerliyoruz 22 Haziran'a. Bir dolunay gerçekleşiyor olacak. Oğlak burcunun bir derecesinde sizin de biraz böyle mutlulukla ilgili bir noktanızda, özellikle gönlü boş bir bireyseniz. Aşk hayatıyla ilgili e, gönül ilişkileriyle bağlantılı bir karar aşamasında olabilirsiniz. Yani böyle mutluluğunuzu e, çok etkileyecek bir e, kararı veriyor olabilirsiniz. Bunun içerisinde biraz derin bir araştırma ve araştırmanın akabinde verilecek bir karar e, durumu söz konusu olarak gözüküyor. Çünkü bunun derecesi Mula Nakşatrası'na denk geliyor. Yani derin bir araştırma var ve bu araştırmanın sonucunda verilen bir karar e, etkisinde duruyor. Eğer böyle aşk hayatı ile ilgili bir gündeminiz yok ise, bir çocuk sahibi olmak niyetim, ya da mevcut ilk çocuğunuzun hayatı ile ilgili bir yeni konu uğraş ya da bir gündem ve uğraşın neticesinde bir netlik verebilir. Artık burada bir problemi çözüyor olabilirsiniz. 1 derecedeki bu dolunayla. Geçmişte bir baktığımızda bu derece 24 Haziran 2021'de bir tetiklenmesi olmuş. Diğeri ise 23 Aralık 2022 tarihinde bir tetiklenme vermiş. O dönem yaşanan olayların bir benzeri yaşanıyor olabilir. O dönemdeki konuların meşguliyetlerin bir artçıdal etkisini verecektir. Bu dolunay hani konumuz ne diye baktığımda mutlu olduğunuz noktalardır. O nedenle aşk hayatı ya da çocuklarla bağlantılı gündemler. Eğer sanatsal bir işle bir kreatif yeteneklerinizi aktif eden bir işle uğraşıyorsanız burada yeteneklerinizi artık bitiriyor. Hani bir projeyi bitiriyor ya da yeteneğinizi çok hani konuşturduğunuz artık burada hani meyvesini yemeyi bekliyor da olabilirsiniz. Hani bu bağlamda da yine bir etki verebilir bu dolunay. Ama e, bahsettiğim gibi iki tarih, geçmişteki iki tarih çok önemli. O tarihleri bir uzanın bakın. Neler yaşadınız. Hani bunun bir benzeriyle ilgili bir gündem yaşanabilir. Eğer böyle hani çocukların sağlığı ilgili bir konu var ise gözle ilgili bir sorun da bitir yani bitiyor olabilir bu dolunayla. Yani bir gözle ilgili özellikle sabit yıldızı gözle ilgili bir sorunun giderileceği bir noktayı da tetiklemiş olarak duruyor. Bu çocuğunuz ya da aşk hayatı içerisinde olduğunuz kişi ile ilgili de olabilir. Genel etkileriyle bu şekildeydi. Haziran ayı umarım çok keyifli enerjilerle dolu bir ay olur. Kariyer ve statünüz ana gündeminiz özellikle Haziran'ın ilk partı ve burada çok güzel gelişmeler olacaktır. Fırsatları muhakkak ki değerlendirmenizi öneririm. Ebcedder hesaplamalarında Ya Aziz esması çıkmış. 94 defa her gün adayınca söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur, Videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.